Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması ve sonra tevbesinin kabul olması konusu inşallah. Adem Aleyhisselam hepimizin ortak müşterek dedemiz. İlk insan, ilk peygamber o bu alemlerde. Allah Teala Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı dünyada topraktan yarattı. Tabii nasıl yaratıldı? O da inşallah ayrı bir konu inşallah nasip olsun inşallah. Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız dedemiz yaratıldıktan sonra Mevlam emir verdi meleklere Adem'e secde edin diye. Adem Aleyhisselam bir nevi kıble, yani Kabe gibi olacak. Ona dönecek melekler, tabi secde Allah Celle Celaluhu. Fakat tabi yine bunda bir olay vardı. Adem Aleyhisselam'ın burada kişiliğinin kutsallığı, saygınlığı meselesi vardı. Bu da bir imtihandı melekler Allah tarafından. Melekler Allah asi olamadıkları için hemen tabi secdeye kapandılar. İlla iblis eba ve istekbere Mevlam buyuruyor. Ancak işlerinden biri ki iblis, ki şeytan dediğimiz, o secde edemedi, ibadeti ve istekbere ve kibirlendi, onurlandı, büyüklendi. Tabi o da lanetten orada. Adem Aleyhisselam Hazretleri Cuma günü ona ruh verir dünyada. Mekke ile Taif arasında uzun zaman bedeni kaldı. Toprak, çamur halinde kaldı. Cuma günü kuşluk vaktinde ona ruh verildi. Melekler secde ettiler. Hemen cennete kaldırıldı. Yani dünyada bir şey yemeden hemen cennete götürülüyor, çıkarıldı oraya, cennete. Tabi cennet dünyadan çok mu? Çok uzak. Ne kadar uzak? Işık yılı ile rakamlar yetersiz. Uzak cennet. Ama Allah katında her şey tabi oluşuyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri ilk insan şu alemlerde. Cennete götürüldü. Cennette yaşamaya başladı. Fakat tek başına ama. Her varlık ancak kendi cinsiyle uyum sağlayıp tatmin olabilir her varlık. Mesela tavuklar tavuklarla. Tavuklar ördek ve kazla uyum sağlayamaz. Koyun koyunlarla. Güvercin güvercinle başka koşu uyum sağlayamaz. Adem Aleyhisselam Hazretleri de cennette insan olarak tek başına. Melekler var cennette. Tabi cins ayrımı var. Arada farklılık var. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennette olduğu halde içinde bir burukluk vardı. Bir tatminsizlik. İçinde bir boşluk vardı içerisinde. Tabi nedenini o da bilemiyordu. Cennette uyku olmadığı halde ona Rabbim bir uyku verdi. Uyuklama verdi Rabbim ona. Bir yere yaslandı. Çok hafif uykuya daldı. Hafif ama. Allah'ın emriyle millete geldiler. Sol kaburgasının en üstteki küçük kaburgayı çıkardılar melekler. Tabi meleklere göre bu kolay muhteremler. Yani göğsü yarılmadan, göğsü kesilmeden bunu çıkardılar. Çıkar mı kemiği bu şekilde? Tabi çıkar muhteremler. Çünkü her şey bedende hücreden oluşuyor, hücre. Hücre arasında bir çekim gücü vardır. Mevlam bu gücü kaldırdı mı, hücreler tek başına kalırlar. İnsanın derisinden çıkarlar zaten böyle. Mevlam onu çıkardı oradan. Allah Teala Rabbimiz
O kemiği, kaburga kemiğinden Rabbim Hazreti Havva'yı yarattı. Ki Kur'an'da böyle buyuruyor Rahim ve halaka minha zevceha. Halak Allah yarattı minha o nefsi vahideden Adem Aleyhisselam'dan zevceha eşini ondan yarattı. Allah Teala ne yaparsa tabii en güzeli odur. Hikmetleri vardır. Onun esrar sırları vardır. Eğer Hazreti Havva annemiz, Adem babamız gibi o da ayrıca yaratılsaydı, o zaman erkek kadın arasında uyum, sevgi olmazdı. İkisi de ayrı bir alem olurdu. Yine Adem Aleyhisselam Hazretleri eğer derin uykuda olsaydı eşinden gafil olacaktı. Eğer acı duysaydı, yine arada muhabbet, sevgi olmazdı aralarında. Adem Aleyhisselam Hazretleri uykudayken onu Rabbim hastalığa yarattı Rabbim. Önce Adem Aleyhisselam rüyasında onu gördü, rüyasında. Hafif rüya gördü uykulama arasında. Rüyasında başka bir varlık Hazreti Havva'yı gördü. Uyandı, baktı yana başında yine bir varlık, bir insan. Yalnız tabii Adem Aleyhisselam erkek, o dişi. Aynı boyda ama ikisi de. Boyları çok ama çok boyları büyüktü. Hazreti Havva da aynı boyda yaratıldı. Genç kız tabii çok gayet güzel bir şekilde cennete yaratıldı. Adem babamız Hazreti Havva'ya bakınca İçindeki boşluğun doldurulduğunu fark etti o zaman. Yani aradığını, bulduğunu, tatmin olduğunu fark etti. Tabiri gülümsediler. Ve ona sordu Adem Aleyhisselam, sen kimsin? Allah ben senin için yarattı, buyurdu. İsmini sordu, ismim Havva dedi. İki tane V vardı burada, şeddeliğine vav, Havva. Havva, hay kökünden gelir, yani diriden yaratıldığı için onun için Havva ismini verildi kendisine. Allah Teala bunlara şimdi emir verdi ikisine de. Araf ayet 19'dan okurum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mevlam buyurdu ki ve ya Adem iskün ente ve zevcike cennete. Ve ya Adem ey Adem Allah Teala buyurdu. Üskün sakin ol, yerleş. Ente sen ve zevcike ve işin Havva'da, zevcende el cennete, cennete yerleşin bakalım ikiniz de. Fekülâ yiyin, ikiniz de yiyiniz cennette. Min haysi şi'tuma. Nerede isterseniz, ne zaman isterseniz, nasıl isterseniz. Yani yemek içmek bol bol bol, hiçbir sınır yok. Zaten cennete biliyorsunuz, orada mevsim yok cennette. Orada gece yok cennette. Orada her şey her zaman hazır şekilde. Mevlam bunlara böyle buyurdu. Ya Adem, sen ve eşin Havva, ikiniz beraberce, yani cennette gezin, eğlenin, zevk ediniz, yiyin içtiniz, her şey sınırsız serbest. Yalnız İmtihan olarak şimdi velâ takrabâ ikinize yaklaşmayınız hâzî şecerete şu ağaca yaklaşmayınız. Bir ağaç mı gösterir bunlara. Burada eşşerdeki lam var. Lam tarifi var burada. Bu cins anlamına gelince demek ki bir tür ağaç vardı. Eğer bu ahd anlamına gelirse bir anlama geliyor. O zaman belli tek bir ağaç vardı orada. Mevlam buyurdu. Yalnız bir tek şu ağaca yaklaşmayınız bak. Ne demek yaklaşmayınız? Ondan çok ama çok ondan sakınınız Mevlam buyurdu. Şimdi bazı yerde bir yazı olur. Yaklaşmayın, ölüm tehlikesi var diye bak. Yani içine girmeyi bırakın da yaklaşmayın buyuruyor böyle. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Mevla buyurdu. Eğer o ağaca yaklaşır da onun meyvesinden yerseniz
o zaman nefsine zulmedenlerden olursunuz. Buradaki zalim, iki türlü zulüm vardır muhteremler. Biri kişi kendini kendine zulmeder. Kendini kendine kötülük eder kişi böyle. Bir de başkasına zulmetmek vardır. Buradaki anlamı Mevla buyurdu. Kendinize zulmetmiş olursunuz Mevla buyurdu. Melek-i imtihanı Adem babamıza secde ile oldu. Adem babamız imtihan da şimdi oradaki ağaca yaklaşmaması onun meyvesini yememesiyle oldu. Şimdi orada bir şeytan meselesi var muhteremler. Şeytan meselesi var. Ki Mevlam buyuruyor daha ayet 120'de Rahim fevesvese ileyhi şeytanu kale. Şeytan Adem Aleyhisselam'a bir ayet-i kerime lehuma geliyor. Şeytan ikisinin onların vesvese verdi şeytan. Şeytan kimdir adı cemaatimiz? Mevlam buyuruyor kâne minel cinni Kur'an-ı Kerim'de. Şeytan cinnilerdendi. Yani meleklerden değil, hayvanattan değil, insan değil. Onlar ayrı bir varlık cinlerdi. İnsandan çok önceleri cinden yaratıldı bu dünyada. O zaman insan dünyada yaşayamazdı muhteremler. Yani o zaman dünya ateş halindeydi dünya, gaz halinde dünya, sıcaktı dünya. O zaman insan burada yaşayamazdı, hayvan da yaşayamazdı burada. O zaman Rabbim cinleri yarattı. İşte şeytan da cinlerdendi. Fakat dünyada yaratıldı o da. Fakat Allah-u Teala'ya çok kulluk etti ama. Hiç durmadan Allah'a zikretti, Allah diye yandı, her karışına secde etti yeryüzünde. Artık yükseli yüksele birinci gökyüzüne kaldırıldı, oradaki meleklere karıştı. Birinci gökyüzünde semada da meleklerle beraber Allah-u Teala'ya çok ibadet etti orada. O melekleri de geçti. Açtı onları da. İkinci semayı derken yedi semayı açtı. En sonunda cennete çıkarıldı. Cennetteki meleklerin de başına hoca olarak geçirildi. Tayin edilme. Şeytan. O zaman ismi Azazil'di ismi. Nasıl Azrail, Cebrail, Mikail varsa burada il Allah anlamına geliyor. Yani Cebrail, Allah'ın cebri, gücü, kuvvet anlamına geliyor. Onun da adı o zaman Azazil idi. İşte Adem Aleyhisselam Hazretleri'ne secde edemedi onun için o kendisi böyle. Çünkü dünyada o kadar kulluk etti Mevlana kaç bin yıl. Ömrü belli değil. Kaç bin yıl gökte de kaldı. Yine aynı oranda cennete kaldı. Bütün meleklerin hoşçası başı oldu kendisi. Bu nedenle kendi onuru geldi, kendi kendine bir benli geldi kendisine. Adem Aleyhisselam ise toprak yaratıldığı için onu hakir küçük gördü onu. Tabii o anda ne oldu? Allah tarafından lanetlendi. Lanetlendi. İsmi de değişti. İsmi İblis oldu. İblis eblese fiilinin ifade babından gelir ki artık ümitsiz. Allah'tan artık ümidi kalmadı, affolurum diye kendisi. İsmi değiştiği gibi iblisin şekli değişti. Önceleri çok güzelmiş yapısı. Nurlar içerisinde artık gören melekler ona bakıp gıpta edermiş melekler. O kadar güzelmiş şekli de. Hem ismi değişti, hem bunun şekli değişti, hem aynı şekilde lanetlendi ve cennetten de kendisi kovuldu. Kovuldu ama şimdi şeytan tabi bir kin tuttu, kin. Adem Aleyhisselam'ın yüzünden bu duruma düştüğü için Adem Aleyhisselam'dan ve onun neslinden intikam almak için yemin etti. Cennetten kovuldu, cennete giremiyordu ama yine göklere dolaşıyordu serbestti. Cennetinin kapısına kadar gelebiliyordu kendisi muhteremler. Adem babamıza nasıl vesvese verdi şimdi?
müfessirlere göre, büyük müfessirlere göre kendi cennete giremediği için, bir rivayete göre Adem Aleyhisselam ile eşi Havva annemiz yerin kapısına gelmişler, orada görüşüyorlar. Diğer bir rivayette ise ki her müfessir alıyorlar da yılanın ağzına giriyor. Yılan. Yılan cennette bir hayvan o zamanlar, yılan. Deve gibi büyükmüş, dört ayakları varmış, yüksekmiş kendisi. Çok güzelmiş yılan da. Şeytan da cennetin başında kaldığı için yılan buna karşı saygısı varmış. Yılan bunu ağzına alıyor ve içeri giriyor. Rivayet bunlar. Şeytan tabi durmadan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya bakıyor. Onları da çok mutlu görünce kini, intikam duyguları daha da fazla kabarıyor, coşuyor. Diğer yandan Hazreti Adem Aleyhisselam eşi Havva ile birlikte artık ikisi bir araya gelince onların mutluluğu tam zirveye ulaşım mutlulukları. Cennette iş yok tabii. Çamaşır yok, bulaşık yok, yemek yok cennette. Her şey doğal, her şey hazır. Cennette yer çekimi yok. Kiloları sıfır kiloda. Uçuyorlar işte, uçuyorlar cennete. Geziyorlar, dolaşıyorlar cennette. Cennette hastalık yok cennette. Bir an dişleri ağrımıyor, başları ağrımıyor, işleri sıkılmıyor. Gece yok, karanlık yok, soğuk yok, aşırı sıcak yok. Yani her şey, insan istediği neyse bir cennette var. Bu nedenle ikisi de devamlı kol kola geziyorlar, oturuyorlar, ağaçları seyrediyorlar, öten kuş ötüşünü seyrediyorlar. Cennet kuşlarının her biri Allah'ı zikrediyor. Açık diller böyle. Mesela kimi Ya Rahman türleri tür olarak. Onların zikri Ya Rahman, Ya Rahman, kimi Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah zikrediyorlar. Bununla oturuyorlar ağaçların altına, kuşların zikrini dinliyorlar. Akarsular da orada Allah diye akıyor böyle, akar. Allah, Allah diye akıyor sularda. Onlara bakıyorlar. Dedikleri zaman ağaç onların emrine eğiliyor, meyvesini yiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar ama çok mu aşırı aşırı mutlular. Hayatları çok mu şu hayatları tatlı. En ufak bir kederleri yok cennette. Tek sinek yok cennette. Bir köy yok cennette. Her şey yerine cennette. O kadar mutlular. Yalnız bir dertleri yine var. Ölümü biliyorlar ama. Ölüm biliyorlar. Yani gün gelecek, ölecekler, bunu biliyorlar. Tek dertleri şimdi bu. Şeytan defalarca, tekrar tekrar bunlara vesile veriyor bunlara. Yani bunları yoldan çıkarma uğraşıyor. Bir tür başı olamıyor şeytan. Bir gün şeytan duydu bunların konuştuklarını. Hazreti Havva annemiz, genç kız tabii. Gayet hayat dolu kız böyle. Her hayat fışkıran bir kişi. Adem, ah ölüm olmasa, hayat çok tatlı. Ah ölüm olmasa, hayat çok tatlı. Şeytan bunu duyunca, şeytan bunlara buradan girmeye karar verdi. Demek ki şeytan herkese baş yönden giriyor. Kale. Dedi ki şeytan şimdi bunlara, ya Adem'ü, ey Adem. Ya nida harfi denir bu Arapçada. Yani uzaktakine bağırılır. Mesela ya Mustafa, ya Ali uzaktaysa böylece. Demek ki şeytan yanına gelemedi bunların. Uzaktan bağırdı bunlara. Ya Adem'ü, ey Adem. Hel edüllüke ala şecretil huldi. İlk onda şeytan bunlara, Adem, Havva, biliyorsun dedi, ben size bir yaratıldım ben dedi. Binlerce yıl dünyada kaldım. Dünyanın her tarafını biliyorum. Gökleri biliyorum, cenneti biliyorum. Hiçbir melaikenin ulaşamadığı sırları ben de biliyorum bunlar dedi bunlara.
cennette bir ağaç var dedi. Adı şeceretil hud. Hud ebediyet ağacı. Mesela bir şey derler, abuhayat derler, abuhayat. Ab su demektir Farsça, hayat suyu anlamına geliyor. Bu da diyor ki cennette bir ağaç var, adı ebediyet ağacı. Şeceretil hud. Kim o ağaçtan yerse dedi, o kişi artık ölüm sayete kavuşuyor. Ve mülkün la yebla. Ve o kişi artık tükenmeyen mülke kavuşuyor. Şeytan da bunlara nasihat ederim besle diyor. Bunlara iyi niyete yaklaşıyor. Bunlara acıyor sanki. Bunlara bir öncü yapmak istiyor. Öyle yakışıyor şeytan bunlara. Şeytan bunlara buradan şimdi girdi. Cennette bir ağaç var. O ağacı tek ben biliyorum derdi. O ağaç şeceretil hult. Yani ebediyet ağacı. O ağacı meyvesi kim yerse artık ölüm saate kavuşuyor. Bir ayet-i kerimde geliyor. Melekeyen evi tekûne minel hâlidîn. Ya da melek olursunuz sizler de. Ölmezsiniz diye bunları söyledi. Hazreti Havva buna hemen kandı şimdi muhteremler. Yani daha böyle çok tekrar tekrar geldi. O da buna kalmamıştı. Ama Hazreti Havva annemizin de tabi başta olmak üzere tek amacı ölümsüz hayata kavuşabilmek, ölmemek. Hayat çok tatlı çünkü. Şimdi yaşlanmayacak, hastalanmayacak, her şey yerinde, hayat çok tatlı. Tek isteği var, ölümsüz hayata kavuşmak. Şeytan bunu söyleyince hemen kandı. Adem babamız durakladı. Allah bize bunu ama yasak kıldı dedi. Dedi ki şeytan, Allah bunu aslında yasak kılmasının sebebi bu dedi yani. Bu yerse ölmezsiniz, bu iş Allah'ımız yasak kıldı bunu. Ve kâsemehumâ. Bu da var şeytan bunlara Allah adıyla yemin etti işte burada. İnni lekümâ lemnen nâsihîn. Ben size nasihatte bulunuyorum, öğütte bulunuyorum dedi. Ve Allah adıyla, Allah adına diye yemin etti bunlara, ben doğru söylüyorum diye. Adem babamızın da o andaki zannı şuymuş ki, hiçbir varlık Allah adıyla yalan yemin edemezmiş diye. Adem babamız olmuş anlık bir şekilde. Bunun üzerine şeytan bunları bir andışınca, Allah adı yemin edince, zaten Hazreti Havva anamız aldandı, daha önce aldandı. Tek amacı yaşamak, ölmemek. Hazreti Havva, Hazreti Adem'in kolunu tuttu. Tuttu kolunu. Adem gel. O ağacın meyvesinden yiyelim, ölmeyelim. Bak hayat çok tatlı hayat böyle. Sürekli gençler. 1000 yıl kaldılar cennette ama hep aynı haldeler, aynı halde. Aynı yaştalar, aynı göründeler. O kadar sıhhatı zindeler, o kadar sıhhatı zindeler. O kadar mutlular. Her şey yerinde. Tek ölmek istiyorlar. Hazreti Havva tuttu Adem Aleyhisselam elinden. Adem ne olur gel, o ağaçtan beraber yiyelim, ölmeyelim bak. Hayat çok tatlı hayat. Adem babamız yine tereddütte. Yani çekingen, pek şey yapmak istemiyor. Tuttu elinden. Gittir ağacına gittiler. Önce Hazreti Havva o ağaç meyvesini aldı. Ne olduğu bilmiyor da bir ayete göre buğday türü deniyor. Tabi dünyaya benzemiyor ama nasıl bir şeyse. Bir tattı Havva anamız, bak Adem bir şey olmuyor dedi. Ve yedi. Bunu yedi bu. Bak bana bir şey olmuyor dedi. Mevlam buyuruyor burada şimdi muhteremler. Araf 22'de Bismillah fedellâhumâ bi gurur. İkisini de şeytanları aldatarak aşağı çekti. Aşağı çekti. Fedellâhumâ bi gurur. Adem babamız, Havva annemiz tabii
yüksek makamdalar manevi açıdan da, kendileri anında. Yüce makamdalar, ilahi marifetullah makamdalar kendileri de. Şeytan bunları işte dünyada, dünya değil yani ölüm sayede kavuştuğu bunları aldatınca bunların makamından aşağı düşürdü. Şimdi buna şu anlaşılıyor adı cemaatimiz. Bir mümin de, gerçek mümin de, o mümin de Allah-u Teala'yı güzel bildiği anda, ki buna arifi billah derler kişilere, bu kişi onda günah işleyemez. Bir evliya, evliyken günah işleyemez. Allah huzurunda, öyle bir makamda, gafil değildir. Allah'ın gülü gibidir, işleyemez. Ne zaman ki o makamdan bir düşer, nefsi iner, gafil olur, günah işleyebilir. Şeytan aleyhlâne ikisini de bulunduğu makamdan aşağı doğru indirdi, nefsi indirdi, aldattı onları. فَلَمَّا ذَاكَ شَجَرَّتَ Havanamız yedi, eline kopardı, Adem Aleyhisselam ağzına koydu, Adem illa bunu ya Adem, bana bir şey olmuyor, tevbe ederiz. İlla Adem bu ya bunu böyle. Onun ağzına koydu, bunun tatlı kırı zaman, فَاَكْرَ مِنْهَا مَلَامُ buyuruyor, onu yedi yuttular bunlar böylece. Adem babamız da yediği yuttuktan sonra بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا İkisi edep yerleri meydana çıktı, böyle göründü edep yerleri. Yani üstlerinde cennet libasları, cennet giysileri vardı, üzerine vardı. Tabi nasıl bir şey onu bilemiyoruz. Bunlara bu meyveyi yer yemez, o cennet giysileri bundan soyutlandı bunlardan. Nasıl bir şeyse tabi bunlara. İkisinde benden çıplak kaldı ve edep yerleri meydana çıktı ikisinin de. Tabi durum meydana çıktı. Durum meydana çıktı. İkisi başta ağlamaya başladılar, yanmaya başladılar. Ve tefika, böyle mürek içinde, koştular ki cennet ağaç yaprağı koparıp da örtülenmeler edip yerlerini. İkisi koştular ağaçlara. Ağaçlar vermedi, yaprak vermedi ağaçlar. Aman ben de yaprak alma Adem, ben de alma derler. Yalnız incir ağacı verdi muhtemelen. يَخْسِفَ عَلَيْهِ مُبَرَكُ الْجَنَّةِ öyle buyuruyor. İndir yaprağını kopardılar. Bunları birbirine yapıştırdılar. Demek ki öyle bir tüm oradaki cennetli yapraklar. Bunları birbirine yapıştırdılar. Örtünürler. Tabii ağlamak, artık panik, şok oldular. Dedi ki Adem babamız, ya Rabbi ne olur? Tekrar ben toprak yap ya Rabbi dedi. Yani toprak olayım yine. Şimdi Adem babamız tabi biliyor ki Allah'ın yarattığı varlığı yok olamıyor. Yok olmaz. Ne olur? Ancak başka madde dönüşür. Yani ne olursa olsun hiçbir varlık yok olamıyor. Ancak başka madde dönüşüyor. Adem babam bunu bildiği için dedi, ya Rabbi beni tekrar toprak yap dedi böyle. Toprak olayım ya Rabbi dedi. Beni affet ya Rabbim dedi. Ve Mevlam buyuruyor Taha 121'de muhteremler ve asa Adem Rabbehu fegava ve asa Adem'i Rabbehu fegava. Adem Aleyhisselam Rabbine asi oldu, isyan etti. Fegava ve burada şaşırdı. Hidayetten şaşırdı burada. Adem babamız o anda peygamber değil yani muhteremler. Peygamber değildi. Tabi bu bir hata etti burada. Bu hatası da kasidiyle aldanmaktı. Aldanmaktı. Şimdi demek ki Allah Teala Mevlamız neyi bize yasak etmişse onun zararı aslında kendimize. Kendimize. Şimdi bu ağaç özelliği neydi bu ağaç özelliği acaba? Hadi kaldı Beyda tefsirinde şöyle buyuruyor. Men ekele minha ahdese. Kaldı bir tefsirinde kim o ağacın meyvesini yerse o kimse de hades meydana gelir. Hadesleri abdest bozma durumu. İş inceledim burada bakın işte.
cennetin diğer bütün nimetleri, ne olsun cennet nimetleri, onlar yenilince hemen midesi sindirili bunlar, tekrar bundan dışı atılıyor bunlar, atıyorlar. Yani görünen bir gaz şeklinde deriden dışarı çıkıyor bunlar. Kokusu, rengi sonra çıkıyor bunlar. Böylece. Cennetteki insanların oradayken bunların bağırsakları çalışmıyor muhtemelen. O devrişi kalıyor böylece. Bu meyve yenince ne oluyor? Bu meyve latif meyve değilmiş cennetin meyveleri gibi. Bu aslında dünya mevsimi bir imtihanmış onlara. Bu yenince, demek büyük çapta bir şeymiş kendisi de. Yenince ne oldu bu? Meydana bağırsak inecek bu. Tabii inince ne gerekiyor da? Tuvalet gerekecek muhtemelenler. Böyle. Gerekecek. Tuvalet gerekecek. Cennet öyle bir yer yok cennette. Bunun için mutlaka çıkmaları gerekiyor şimdi buradan böyle şey. İkisi tabii şimdi artık pişmanlığın son zirvesinde. Artık ölüme razılar ama ölemiyorlar anda. Ölüme razılar anda ölemiyor, ölüm yok şimdi böyle. Yani toprak olmaya razılar ama toprak olamıyorlar tabii. Allah'ın kudretinde. Şimdi cennette titriyorlar. Bakalım ne olacak şimdi. Tabi o yedikleri meyvede miden baskı indi ama. İndi böylece. Aşağıdan tabi zorluyor. Günümüzün insanı her şeyi mantık anlamak için mantığıyla anlamak istiyor. Yani şöyle diyebilir günümüzün bazı insanları, cennette yeme içme olduğu halde nasıl bunlar inmiyorlar, bağırsak inmiyorlar bunlar, bağırsaklara. Aslında her şeyin dünyada bir örneği var muhtemelen bakın böyle. Ama bizler tabii gaflet olduğumuz için bunun farkında olamıyoruz. Her şeyin dünyada bir örneği var dünyada. Ana karnındaki yavru, buna ruh veriliyor, can veriliyor buna. Can veriliyor. Ne demek can verilmek? Gıda istiyor bu. Gıda alacak bu. Çünkü büyümesi gerekiyor. Hücrelerin çoğalması gerekiyor. Büyümesi gerekiyor bedeninin. Tabii gıda ihtiyacı var. Peki alıyor mu gıdasını bu? Alıyor. Kim veriyor onun gıdasını? Allah veriyor muhtemelen. Nasıl veriyor? Rabbim tabi sevap kılıyor muhtemelen. Annesinin dolaşım sistemi, kan sistemi, kan dolaşım sistemi bir organ var, plasanta deniyor, tıpta buna deniyor bunlara. Buna bağlanıyor. Çocuğun da dolaşım, kan sistemi, dolaşım sistemi göbek kordonuyla o organa bağlanıyor. Böyle. Anne yer içer, annenin kanı o plasanta denen organ ile çocuğun göbeğinden çocuğun kan dolaşımına geçiyor. Yani çocuk oradan gıda alıyor. Oksijeni de anne kanından alıyor çocuk. Böyle. Şimdi çocuğun anne kanından gelen gıdalar, kan şekline gelen gıdalar çocuğa tüm bedeni tabii dolaşıyor. Buna tabii yakılıyor, oksijen yakılıyor bunlar da. Bundan bir hafif postası çıkıyor. Bunlar ne oluyorlar? Çocuk orada tuvalet yapmıyor ana kanında. Yani çocuğun orada bağırsakları yaratılıyor ama devreye girmiyor onlar. Devre dışı onlar böyle. Bunlar ne oluyorlar? Yine çocuğun göbek kordonu basısıyla, dolaşım sistemiyle annesinin dolaşım sistemine, kan sistemine veriliyor. Dışı atıyor muhtemelen. Yani çocuk aylarca ana karnında bolca kanla besleniyor. Çocuk bolca kanla besleniyor, gıda alıyor, tabi bunun postası çıkıyor. Ama çocuğun bağırsakları çalışmıyor muhtemelen böyle. Dünyaya geldiği anda hemen postalar çıkma başı muhtemelen. İşte cennete de yemek içmek var. Orada bağırsaklar devre dışı kalıyorlar. Şimdi Adem babamız, Havva annemiz tabi o gıdayı yiyince dünya gıdası imtihan olarak orada yaratılmış. Bunların aşağı indi gıdaları yani tuvaletlere sıkıştılar. Ama tabi tir titriyorlar. Acaba Allah'ın hakkı ne hüküm edecek Allah'ın haklarına diye. Mevlam.
Mevlam buyurdu onlara Araf 24-25'te Kale bitu inin oradan Mevlam buyurdu. İnin bakalım. Cennetten aşağı inin bakalım. Burada kale bitu yani ihbitu Arapçada ihbit tek anlamına geliyor muhatap. İhbita iki olmuş oluyor. Burada ihbitu en azı üç ve daha fazla çoğul anlam gelmiş oluyor. Mevlam buyurdu ki şimdi bunlara inin hepiniz. Kimler bunlar? Bir Adem Aleyhisselam. Havva anamız şeytan ve yılan. İşte yılan Allah'ta ayaklarını kopardı. Yılan küçültüldü. Yılan şekli bozuldu. Şimdi yılan yerde sürünüyor galiba. Yılan toprak yer genelde böylece. Hatta kışın uykuya yatırma toprak altında yılan da bitecek de korkar toprak az gelebilir onu bile böyle. Ve Mevlam buyurdu Bâdukum li bâdin adıv. Bazını da düşman olarak in aşağı. Şimdi insanla şeytan arası düşmanlık devam ettiği gibi yılan da insan düşmandı muhtemelen. Düşmandı yanlar böylece. Bu devam ediyor. Velekün fil erdi müstekarrun sizin için o dünya gezegeninde istikrar yeri var. Yerleşim yeri var. Şimdi burada tabi cennetten kovulacak Adem Aleyhisselam babamız kovulacak. Evren tabi çok büyük muhteremler. Nice galaksiler var. Kaç kat gök var. Nice güneş sistemleri var. Milyarlarca. Nice gezegenler var. Rabbim buyurdu ki velekün fil erdi müstakarrun. İşte o dünya gezegeninde arzı senin için müstakar istikrar yeri. Yani yerleşim alanı var. İnsan yaşayacak şekil yaratılmış dünya. Yaratılmış. Ve metaun ilahin. Ve belli bir zamana kadar da sizin orada meta var. Meta gereken yeme içme malzemeleri de var. Ama sürekli değil ama. Sonsuz değil ama. Ve metaun ilahin bir zamana kadar. Demek ki nasıl bir zamanlar dünyada yaşam, hayat, yaşam koşulları yok dünyada muhteremler. Dünya ateş halindeydi. Kızın gaz halindeydi, dünya halindeydi. Mevlam Adem ve yaratmanı dileyince Mevlam dünya yaratmanı bunu koşulları değiştirdi Mevlam böylece. Demek ki zaman gelecek yine de dünyada insan yaşamları gece dünyada muhteremler. Yani doğal dengelere bozacak dünyada muhteremler. Ve başladı onu muhtemelen böyle. Yani mevsim değişecek, doğal denge değişecek ki Kur'an'da karada, denizde fesat olacak. Yani karada hava bozulacak, denizler, sular bozulacak muhtemelen böyle. Yani temiz su ihtiyacı pek zorlaşacak böyle. Dünyadan su savaşı olacak. Bilhassa Fırat üzerinde. Fırat üzerinde, Hadis-i Şerif Buhari'de Fırat yüzünden çok büyük savaş olacak muhtemelen. Yani su, petrolden altın daha kıymetli olacak su. Yani dünya zaman gelecek artık, yaşamaz hale gelecek dünyada. Neden? Tabi son peygamber, sayıla kitap. Bunların da artık yürüten kalkıcı bundaki yaşamda, yani son hak yolunda İslam yaşamayınca, insanın tabi sapıtınca, İnsan Allah peygamber tanımayınca dünyadaki doğal dengeler bozacak muhteremler. Yani gıdalar kalmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak, açlık sıcak olacak, buzda erecekler, denizlere taşıyacaklar muhteremler. Yani karaların çoğu su basacak. Çok şey olacak dünyada. Ki Mevlam buyurdu, inin dünyaya ininiz, orada şu an senin için istikrar var şu anda onlar için. Yaşam koşulları müsait, hayatları güzel olacak ama ilahin Mevlam buyurdu. Kale, Mevlam böyle buyurdu yine onlara, fîhâ tahyevne. Orada yaşayacaksınız. Fîhâ zamiri dünyaya gidiyor, o dünyada yaşayacaksınız.
Yani insan için tek yaşam yeri şu evrende dünya muhtemelen. Ve fiyâ temutûne ve dünyada öleceksiniz. Ve minâ tuhrucûne yine mahşere dünyadan kaldıracaksınız. Peki insan başta yaşayamaz mı başka yerde? Tabi o konuya şimdi girmeyelim muhterem. İnşallah haftaya o konuyu alayım inşallah muhteremler. Yani başka hayat var mı başka yerde gezegenlerde? İnşallah haftaya o konuyu alayım inşallah. Geniş konu şimdi. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı, Havva anamızı cennetten sürgün olarak çıkardı muhteremler. Bu bir sürgün meselesi bu. Ve Allah bunu ikisini ayırdı birbirinden şimdi. Ayırdı, imtihan ayırdı. Havva anamız Cidde'nin bulunduğu yere indi. Tabi o zaman dünyada şehir yok, kasaba yok dünyada. İnsan yok dünyada. Havva anamız Cidde. Zaten Cidde aslında Cedde aslıdır. Cedde büyük anne demektir. Oradan isim almıştır. Biliyorsunuz Cidde Mekke'ye yakın bir yerdir. Kızınızın kıyısında hemen. Hemen kızının kıyısında Cidde. Havva anamız oraya indirildi. Ne zaman indirildi? Cuma günü. Adem babamız da Hindistan'ın güneyinde Serendip var. Oraya indirildi. Serendip şu anda ada orası. Şimdiki adı Seylan. Sri Lanka. Değişti şu anda değişti. Şu adı Sri Lanka. Orada şimdi bir devlet vardır. Adem babamız da oraya indirildi. Demek ki o dönemde o Sri Lanka Serendip adası demek ki ada değilmiş o zamanlar. Çünkü Adem babamız tabi yüzmesi geçmiyor bereye böyle. Tabi dünya çok değişti dünya. Doğal yapı dünya. Çok değişti dünyada. Lüt Gölü var mesela, Lüt Gölü. Böyle. Orada büyük devlet vardı orada. Battı orası böyle. Böylece. Şu anda Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde, Hint Okyanusu'nda. Bunlar bir ada orası. Yine Allah'ın rahmeti yine çok bol muhtemelen böyle. Adem babamızı bir çöle indirilmedi muhtemelen. İndirilmedi. O Serendip Adası'na yani bir dağa indirildi. Bugün bile orası o Seylan ki meşhur çayı meşhurdur dünyada meşhur böyle. Seylan, Seylan'ın çayı meşhurdur. Bugün bile dünyanın en güzel manzaralı bir yere bugün benim derimdir. Her de yeşilliktir böyle. Her de yeşilliktir. Her tür ağaçlar var orada böyle. Başta olmayan çift türü orada vardır böyle. Yeşillik, otlar, çiçekler ve kuş türleri o kadar boldur, akarsuları boldur. Demek ki bir nevi dünyanın cenneti şeklinde orası var. Günümüzde aynı şekilde böyle. Aynı şekilde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı oraya indirdi muhtemelen. Ne zaman? Yine cuma günü ikindiden sonra. Adem babamız cuma günü ruh verildi kendisine. Kuşluk vaktinde cennete çıkarıldı. İkinden sonra Adem'imiz oraya indirildi oraya. Böyle. İndirildi oraya. Tabi mesela biz bugün gidip görsek o adayı tabi oraya hayran kalırız oraya muhtemelen. Böyle. Yani gerçekten her bitkinin olduğu bir yer. Her taraf yeşillik böyle. Akarsuları hiç kuru ağaçları yok yani böyle. Şey. Tepesi yok böyle. Öyle güzel bir yer kendisi. Ama Adem babamız tabi cennetten çıktığı için orası ona zindan oldu. İkinden sonra oraya indirildi. O zaman da dünya mevsim olarak bahar mevsimiymiş zamanlar. Zaten orasında ılım ekindi orası da. Yakın orası. Soğuk olmaz fazla orası da. Adem Aleyhisselam Hazretleri onun üzerine daha önce indirildi oraya. Hiç başını kaldırmadı 200 yıl. Hep ağladı. Ağladı. Rabbim hata ettim diye böyle. Utanıyor Allah'tan. Rabbim nasıl işlem derden utanıyor. Duymadan ağlıyor. Gece gündüz ağlıyor. Yalvarıyor. Ne yedi işte orada? Tabii ağaçlar çok olduğu için ne var ağaçlı meyveler varsa onları yemeye başladı. Havva anamız ise o çöl onun yere böylece.
Neden? Önceyle o yaptığı için meyve yenmesi için. O cezalandırıldı o. Onun bulunduğu yer çöldür orası. Cidden'in bulunduğu yer çöl şekli oraya indirildi. Ama deniz kıyısı, Kızıldeniz kıyısı indirildi. O da şöyle yapardı. Acıklı zamanlar denize giderdi. Elini sokar bir bal tutardı böyle. Tabii o zamanlar dünya tam doğal dünya. Her taraf kuş türleri, her tarafta balıklar, denizler, ırmaklar balık dolu. Tatlı suları, her şey güzel. Tam dünyanın doğal bir zamanı o zamanlar. Havanamızda Kızıldeniz kıyısından giderdi acıkınca elini soku bir balık çıkarırdı. Peki bunu nasıl pişirecek bunu? Tabii o zaman ateş yapmak yok daha, bilmiyor. Tava yok. Bir şey yok o zaman da. Ne yapardı bunu? Orası tabii çok sıcak iklim orası. Cidde. Kızım taş üzerine bunu koyardı. Orada pişerdi bu mantarı. Öbür tarafını çevirirdi. Öbür tarafı pişerdi. Onu öyle yerdi mantarı. O şekilde yiyordu bunu kendisini. Bu şekilde ikisi alışıyorlar. Tevbe ediyorlar. Hatta muhteremler, müfessirlere göre Adem babamız orada çok ağladığı için onun gözyaşları acıydı çok ağlamaktan, dertten olduğu için. Onun dolayı o yörede çok baharat yetişti. Baharat ağaçlarına yetişti böyle. Baharatlar böyle. Hep oradan gelir baharatlar. Allah-u Teala Mevlam Adem Aleyhisselam'a acıdı tabi. Rabbim tabi Rahman Rahim'dir Mevlamız. Ama bir kimse ne kadar yüksek makamda ise onun suçu daha zor af olur. Böylece. Şimdi mesela bir örnek vereyim muhteremler. Mesela bir kişinin kendi özel kamyonu var. Kamyonu kendini çalıştırıyor. Bu kişi ne yapar? Kamyona binin zamanlar icabında yanın sıcakta gönlünü çıkarır. Üst çıplak olabilir. Sigara içebilir, şunu bunu yapabilir. Yani edebe falan pek böyle gözetmez. Yapabilir bunları böyle. Ama bir makam şoförü ne yapar? Makam şoförü yani boyun bağı bile bağlara yazın böyle. Dedi ki ben ceketini falan çıkarsın. Makam şoförü o ceketini giyer, gömleğini giyer, boyun bağına bağlar ve gayet edepli olur böylece. Bir makam şoförü. İşte bir kimsenin de makamı daha yüce ise bir evliya, bir peygamber onlar sürekli Allah katında olduklarının bilincinde onlar. Huzurda onlar. İşte onların bir hataları çok büyük büyük şeye patlatmaktan böylece. Patlatmak şey hataları böylece. Tabi Adem babamız durmadan tevbe ediyor. Tevbesinin kabul vakti geldi. Mevlam buyuruyor. Bakara ayet 37'de. Ona Rabbim bazı kelimat ilham etti. Fetelekka adim Rabbi kelimatin fetabi aleyh. Mevlam buyuruyor. Fetelekka Adem'i. Adem aleyhisselam Rabbini Allah'ın celalühü ilham ile bazı kelimatı dualar aldı böylece. Fetabi aleyh onunla tevbe etti. Allah tevbe kabul etti. İnnehu huve tevvabur rahim. Allah tevvaptır. Allah tevbeleri kabul eder. Allah Mevlamız rahimdir. Çok kulun acı Mevlam böylece. Peki Adem Aleyhisselam'ın aldığı bu kelimeler tevbenin ne gibi kelimeler de bunlar. Nasıl tevbe etti? Mevlam bunu bize buyuruyor. Araf 23'te Rahim Kala dedi. İkisi dediler ki Adem Havanamız Rabbena zaramna enfüsena Rabbena ey bizim Rabbimiz zalemna enfüsena nefsine zulüm ettik ya Rabbim ve inlem tavfirlena ve terhamna eğer sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan bizi rahmet etmezsen لَنَكُنَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ Hüsranda kalırız ya Rabbi, zararda kalırız ya Rabbi, mahvoluruz ya Rabbi. Bunu okudular. Bununla af olmalarına sebep oldu. Bir rivayette ise Adem Aleyhisselam Hazretleri
şöyle Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi, cennette gezerken bir gün arşın altında nurdan bir yazı gördüm orada. Çok ama büyük yazı gördüm ya Rabbi. Neydi yazı Mevlam diyor? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gördüm. Ya Rabbi, Allah sensin Rabbi. Başka ilahe yok ya Rabbi. O Muhammed kim ama ya Rabbi? İsmini yakın yazmışım, ismini yazmışım. O Muhammed kim? Dedi ki Rabbim, o senin torundan gelecek olan son peygamberim. Benim Habibim o. Onu sevip yarattım ben. Dedi ki Adem Aleyhisselam, ya Rabbi, onun hürmetini affet beni. Dedi ki Rabbim, ya Adem, eğer cennette bunu söyleseydin, hiç ondan seni çıkarmazdım herhalde, unuttum ben de. Demek ki peygamberimizin bakını hürmetine muhtemelen. İnşallah bizler de böyle dua ederken, Allah'a yalvarırken öyle yapalım muhteremler. Kimsenin kapısını çalmayalım. Aman bana dua etsin, şu okusun, bu okusun. Hep bunlara boş yer muhteremler. Boş yer bunlara böylece. Hepimiz gafiliz. Ne yapalım? Allah'a yalvaralım. Peygamberimizi şefaatçi yapalım dünyadaki muhteremler. Adem babamızın tevbesi kabul edildi. Mevlam buyurdu, affettim seni ya Adem. Bir kimsenin tevbesi kabul olunca, o kişi bunun o anda farkına varır muhteremler. Varır, evet. O anda varır böylece. Yani bir günahkar kişi, gerçekten tevbesini o Mevla'ya dönsün, gerçekten. Ağlayabilirse ağlayacak, Mevla'ya yalvaracak, samimi olacak. Yani günah işlerken, ne derece zevk duymuşsa en aşağı ona eşit oranda bir acı duyacak. Nedamet duyması gerekiyor. Günah işlerken değil mi? Gülmüş, oynamış, eğlenmiş, zevk almış, nefis adına almış. Ama estağfurullah bu yetersiz muhtemelen. Yetersiz muhtemelen. Mutlaka demek ki günahın büyüklüğü neyse ona hiç olmazsa eş, en aza geçse tabii daha iyi, o oranda kişi bir elem duyacak, acı duyacak, bir pişman duyması gerekiyor kişinin. Adem babamız da 200 yıl ağladı orada böyle. Havvanımız ayrı kaldı, cennetten kovuldu, dünya onun için bir zindan oldu. Dünyayı mı sağlayamıyor, eminki sağlayamaz tabii dünyayı, cennet yaşayan kişi. Tevbesi kabul oldu. Hemen bunu fark ettim muhteremler. Bir hafifledi böyle. Gönlü bir nurlandı, bir hafiflendi, bir normal kendine geldi. Ayağa kalktı. Ya Rabbi, bu dünya çok bana dar geliyor ya Rabbi şimdi böyle. Dünya bana çok dar geliyor bu dünya ya Rabbi. Ya Rabbi ben nereye gideyim bu dünyada? Nasıl avutayım, içimi avutayım? Dedi ki Rabbim, ya Adem, benim bir beytim var. Beytim, evim yanıma böyle. Evim var. Oraya git, onu ziyaret et, tavaf et onu. Yani Kabe'nin bulunduğu yer. Tabi o zamanlar ne şehir var, ne kasaba var, ne bir şey muhteremler. Adem Aleyhisselam Hazretleri o Serendip'ten, yani Sri Lanka'dan yürüyerek çıktı oradan. Demek ki Hindistan'ın güneyini zaten 35 kilometre mesafede kendisi oradan. Hindistan'a geldi. Oradan yürüyüp Mekke'ye geldi muhterem. Adem Aleyhisselam Hazretleri Hindistan'dan Mekke'ye gelirken arada bir mola bir oturup dinlendi. Neresi hoşuna gitmişse, oturmuşsa hep orada büyük şehir kurdular muhtemelen. Mekke'ye geldi. O zaman Mekke mükerremede bugünkü Kabe değil de Beyt-ül Mamur vardı o zaman. Beyt-ül Mamur. Kırmızı yakuttan, tek, yekpare. Kırmızı yakuttan. Bir de Hacer-i Esved, ki taş hala vardır o böyle, o zaman beyazdı ama. Nur gibi ay ışık verdi böyle, parlardı. Adem Aleyhisselam Hazretleri, Kabe'nin bulunduğu aynı yerdeki Beyt-i Mamur'a geldi. Meleklere orada baktı, onları gördü, tavaf etti. Tavaf ederken içi açıldı. İçi açıldı, rahatladı oradan. Oradan Arafat'a geçti. Tek insan dünyada, o anda. Arafat'a gitti. Arafat'a biliyorsun bir tepe var.
Adı Cebelür Rahme. Rahmet Dağı. Onun üstüne çık adı çık böyle. Adem Aleyhisselam onun çıktı, dikildiği yer orada işaret var. Onun üstüne muhtemelen. Bir işaret var orada böylece. O tam dikildiği yerde böylece. Aynı yerde. Oraya dikildi. O Rahmet Dağı'ndan etrafını şöyle gözlemeye başladı. Karşıdan Hazreti Havva'yı uzaktan gördü, tanıdı onu böyle. Uzaktan gördü böyle. Hazreti Havva da o da Mekke'ye doğru yola çıkmış böyle. Tek başına bir hanım. Genç hanım tabii. Çıkmış oradan. Onu karşıdan gördü. Bu Havva tanıdı. O da onu tanıdı. İsmi Arafa ondan medene geliyor. Arefe bildiği tanı anlamına geliyor böyle. Ondan sonra Müzdelife'de buraya bir araya geldiler. Yine birleştiler. Hazreti Havva'yı aldı. Yine Hindistan'a götürdü. Götürdü. Cebrail Aleyhisselam ona buğday ekmesini dikmesini öğretti. Cebrail Aleyhisselam bir buğday tohumunu getirdi. Ya Adem yeri kazacaksın, bunu ekeceksin, bu arada bitecek, bunu biteceksin, bunu öğreteceksin, ondan sonra un olacak, hamur olacak, pişecek, yiyeceksin bunu. Senin gıdan bu olacak evlatlarının. Ve Cebrail Aleyhisselam buna demirci sanatı öğretti. Demir çıkarmasını Adem Aleyhisselam öğrendi. Ondan kendine göre işte bazı şunlara bundan aletler yaptı kendisine. Yeri kazdı, yeri kazdı. Buğdayları ekti. Ekti. Çabuk oldu buğdaylarda. Yine bıçakla, bir bıçak onları, biçti onları, kuruttu onları. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki, iki taş arasında bunları ez bakalım, çevirene bir de böyle. İki taş arasında onları ezdi, un oldu. Bunları da suyla yoğur, hamur yap bakalım. Yoğurdu, hamur yaptı bunları. Bunları pişir. Nasıl pişireyim bunları? Ona emretti, bir taşı oy, iç ateşte yak, iyice yansın, içine koy, pişer bunlar burada. O taşı oydu ki tenur deniyor ona muhteremler. Nur tufanında da duruyordu hala böylece. Duruyordu orada. Ondan sonra içine hamuru koydu, piş çıkardı, yeme başladı ama çok ama yorulmuş. Alnı ter akıyor, bulanın ter akıyor böylece. Havva anamız karşısında oturuyor ekmek yiyorlar şimdi, bunu terlemiş. Cebrail Aleyhisselam geldi. Adem ne bu? Ah kardeşim bu cennete benzemiyor burası. Böyle. Orada her şey hazırdı, hazır burada. Burada bir ekmek için uğraştım kadar buyurdu muhtemelen böylece. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada 1000 yıldan fazla yaşadı tekrar muhtemelen böylece. Yaşadı. Ondan sonra tabi o da Allah'ın rahmetine kavuştu. Azrail Aleyhisselam can almaya gelince ona sordu. Ya Adem, senin için ben canını alacağım. Ne demek can almak ya Azrail? İşte öleceksin. Acı duyacaksın mı? Tabi duyacaksın biraz da. Onun canını aldı oradan. Melekler geldiler. Melekler onu yıkadılar. Kefene sardılar. Namazını kıldılar. Mezar açtılar. Oraya gömdüler. Dediler ki insanlara, insan şekline gelen melekler de böyle yapın dediler, cenaze dediler böylece. Adem Aleyhisselam Hazretleri hayattayken tabii çoluk çocuğu oldu muhteremler. Torunları oldu. Torunu oldu. Hayattayken torunların sayısı 40.000'i geçti. 40.000'i geçti. Ufak köyler kuruldu, küçük kasaba kuruldu. Bazen meslek dalları yapmaya başlandı. İşte hayvancılık, koyunlarla alıştılar. Değirmen düzler, su değirmenleri falan yapmaya başladılar, kendi yapmaya başladılar. Sonra bazı ağaç kalsın birini bağlayıp kayık sandığı yapmaya başladılar. Buna faydalanmaya başladılar. Adem Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde torunla gördü, dünyada gördü muhteremler. O dünyadan geçti gitti. Şimdi demek ki adı cemaatimiz Adem Aleyhisselam Hazretleri eğer hiç cennette yaşamadan dünyada yahut dünyada kalsaydı bizler cennetin özlemini duyamazdık muhteremler. Duyamazdık böylece. Şimdi şöyle bakın muhteremler. Bir aslan yavrusu bir hayvan bahçesinden doğsa, hatta hayvan sirkinde doğsa, hayvan aslan yavrusu. O aslan yavrusu hiç ormanları görmediği halde, bilmediği halde, o aslan yavrusu neyse aslan yavrusu,
hep onun içgüdüsünde, hayalinde ormanların özlemi vardı muhtemelen. Hayvan bahçesinde o aslan yavrusuna en güzel taze etli gıdalar verirse, güzel bakılsa, özen gösterirse, ama aslan yavrusu yine mutsuzdur. Mutlu olamaz. Onun özleminde ormanlar vardır. Neden? Ejderha oradan geldi iş muhteremler. Hatta eğer bir aslan yavrusu imkanı burada kaçabilirse ne yapar? Hemen ormanları bulur gider bak muhteremler. Bir ördek yavrusu da yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkar ördek yavrusu da. Bu ördeğin annesi ölse, hatta tek kalsa bir ördek yavrusu, ki kümeste tabi beden çıktı, kümes çıktı bu, ördek yavrusu çıktı böyle şey. Bu ördek yavrusu hiç akar suları, dereleri, batakları görmediği halde bu ördek yavrusu bir kümeste ne kadar bakılsa bakılsın özende. Her tür gıda kendisine verilsin, yine tatminsizdir, mutlu değildir. Onun özleminde içgüdüsünde vardır, bataklar zarardır. Onları görmedi ama. Ona kimse bunu söylemedi. Söylemedi bunu. Ama onun genlerinde, içgüdüsünde, onun doğal fıtratında bataklar sular vardır böyle şey. Bir gün bir ördek yavrusu bir su birisi gördü mü hemen suya dalar muhtemelen. Dalar. O zaman mutlu muhtemelen. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, bizler tabi cennette görmedik muhteremler. Bilmiyoruz. Ama fıtratımızda, genlerimizde, içgüdümüzde onun özlemi var muhtemelen. Onun özlemi var böyle şey. Onun için dünyada kimse tatmin olamıyor. Kimse ama. Kimse ama böyle şey. Kişi der ki işte şu işim olsa rahatlayacağım. Hayır, hayır muhtemelen. O işi olur ama rahatlığa mutlu olamaz yine böyle şey. Neden? Ancak insanı cennet tatmin edecek muhteremler. İnşallah bize bir gün o cennet içine girince muhteremler rahat edecek inşallah. İlahi Teala Fatiha. Almayanlar, almayanlar, almayanlar.